Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümlerimizi kesmeden devam ediyoruz ve geldik Ben Kimim serisinin ikinci kısmına. Biliyorsunuz ki bir önceki paylaşımda Yavuz Sultan Selim Han hakkında konuşmuştuk. Şimdi geldik başka birine. Ne demiştim? Bu bir hükümdar olabilir. Bu bir padişah olabilir. Ne bileyim bu bir inkılapçı olabilir. Bu bir devrimci olabilir. Bu bir ilim insanı olabilir değerli arkadaşlarım. Bir soruyu Beraber çözeceğiz. Diğer soru sizde. Hazır mıyız? Hazırsanız hemen başlıyoruz. Diğer soruyu siz kendiniz çözeceksiniz. Bakalım bu sefer kimden bahsediyoruz. Başlıkta ne yazmışım? Averros yazmışım değil mi? Aşağıdakilerden hangisi? Aristo felsefesinin Avrupa'ya öğretilmesinde katkısı olan İslam alimidir. Aristo kimdir? İlk öğretmendir değil mi? Muallim evvel olarak bilinir. Cevabımız burada ne olacaktır değerli arkadaşlarım? Tabii ki cevabımız İbn Rüşd olacaktır. Ama diğerleri hakkında ben sizlere bilgiler vereceğim. El Cezeri hangi dönemde yaşadı? Artuklular döneminde yaşadı değil mi? El Cezeri ne olarak bilinir? Sibernetiğin babası olarak bilinir. Anlaştık mı? Tamam. İbn Sina ne olarak bilinir? Avicen olarak bilinir? Yani tıbbın babası. Bu da gitti. Ebu Reyhan el Biruni Gazneliler döneminde yaşamış harika ilim insanı. Gazeli Mahmud Elbiruni için ne demiştir? Sarayımın en değerli hazinesi. İmam Gazali Nizamiye medreselerinin baş müderrisidir değerli arkadaşlarım. Peki İbn-i kimdir hocam? Sadece bu bilgi mi olacak? Şimdi İbn-i Rüşt sevgili arkadaşlarım Avrupa'da Averros olarak bilinir. Bununla beraber Aristo felsefesini Avrupa'ya tanıtan kişidir. Ve ayrıca İbn-i Rüşt Endülüs Emeviler döneminde ee, başarılı çalışmalar yapan önemli ilim insanıdır. İlim insanlarından soru gelebilme ihtimali var. ÖSYM uzun zamandır sormuyor. Dikkat ediyoruz cevabımız açıktı. Bakalım siz bu soruya ne cevap vereceksiniz sorusun. Sorunun yarısı gitmiş ama siz yaparsınız. Yazıtlar ya da destanlar ÖSYM tarafından tercih ediliyor. Soru neymiş? Bu yazıtlar ile aşağıdaki Türk devletlerinin eşleştirilmesi hangisinde doğru olarak verilmiştir? Yenise yazıtları, Orhun yazıtları, Karabalsagun yazıtları. Cevabımız ne olacaktır değerli arkadaşlarım? Sizleri yorumlarda bekliyorum. Bu soru zaten size. Zaten edebiyatta da eminim ki işinize yarayacaktır. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.